Enver Paşa 1881 yılında İstanbul'da dünyaya gelirken aynı yıl içerisinde Selanik'te Mustafa Kemal doğmuştu. 1881 yılı Osmanlı ve Türk dünyası için oldukça önemliydi. Bu iki büyük Türk Osmanlı'nın ve Türklerin kaderini değiştirecekti. Birinin ellerinde koca çınar kururken diğerinin ellerinde yeni umutlar yeşerecekti. Bu belgeselde iki büyük Türk arasındaki dostluk, çekişmeler ve anlaşmazlıklar sebepleriyle birlikte anlatılmaktadır. İyi seyirler. İhtiyat ve Terakki'nin küçükleri partilerini tekrar ihyaya çalışırken karşılarında gördükleri en büyük engel Mustafa Kemal'in bizzat kendisiydi. Vaktiyle kendi aralarında çalışmış olan bu değerli as meşrutiyetin ilanından, hele İhtiyat ve Terakki'nin iş başına geldiğinden sonra onlarla birçok meselelerde fikir ihtilafına düşmüştü. Mustafa Kemal bir partiye komitecilik metotlarının sokulmasını hiçbir zaman hoş görmemiş, Babali baskını gibi iktidarı ele geçirmelerini asla tasvip etmemişti. O zaman her genç bir zabit gibi ideal edindiği Türkçülük ve hürriyet ülküsü sonradan gördüğü tatbikat karşısında onda büyük bir sükutu hayal yaratmıştı. Talat'ın Enver'im namuskar olduklarını itiraf ediyor fakat etrafında toplanmış kimseleri hiç sevmiyordu. İşte bu his İstiklal Mücadelesi'nin bütün safhalarında hakim olmuştu. Anadolu Mücadelesi'nin zaferle bitmesi eski ihtiyaççıları hiç ummadıkları bir neticeye ulaştırmıştı. O zaman eski Maliye Nazırı Cavit Bey'in evinde toplanmışlar, kendilerine yol çizmeye karar vermişlerdi. Görünüşte Halk Partisi ile birlikte yürüyecekler, ilk fırsatta bir muhalefet partisi kuracaklar, bütün eski arkadaşları toplayacaklardı. Bu sebeple Kara Kemal Bey zemini yoklamak maksadıyla zaferden sonra İzmit'e giderek Mustafa Kemal ile görüştü. Fakat memleketi kurtaran adam bu komitecilerin maksadını anlamakta gecikmemişti. Onun da zaferden sonra yapılacak binbir iş arasında bu kurnaz particileri darıltmak işine gelmiyordu. İki taraf hakiki hislerini saklayarak bir müddet yollarına devam etmişlerdi. Mustafa Kemal bu eski ihtiyaççılara iyi bir yüz göstermiş, kendilerinden faydalanacağını söylemişti. Ancak bu sayede Şükrü Bey İzmit mebusu, İhtiyat ve Terakki'nin en mühim elemanlarından biri olan İsmail Can Bolat Bey İstanbul memusu olabilmişlerdi. Kara Kemal kendisi şimdilik bir şey istemediğinden dolayı Büyük Millet Meclisi'ne dahil olmamıştı. Yine ihtiyaççılardan Sarıhan mebusu Aydın Bey, Ankara valisi Abdülkadir Bey fiili vazifede idiler. Rüştü Paşa, Miralay Arif, Miralay Karı Vasıf Bey de orduda çalışmışlardı. Eski Maliye Nazırı Cavit Bey kendisini harcamış, münasip bir zamanı beklemişti. Mustafa Kemal bu ihtiyaççıların maksadını pek iyi biliyor, hatta belki de fikirlerini izah etsinler diye zaferden sonra bilhassa grup olarak değil, parti olarak bir muhalefeti kabul etmiş görünüyordu. İşte o zaman gerek şahsen kendisiyle itilafta olanlar, gerek fikirlerinde eski komitacılık hasreti duyanlar meydana çıkacaktı. Nitekim Terakkiperver Fırkası böylece doğmuş bulunuyordu. Fırkanın büyüklerinden Kazım Karabekir, Ali Fuat, Refet Paşalar ve Rauf ve Adnan Beyler de tam bir muhalefet ruhu hakim iken, İhtiyat ve Terakki'nin küçüklerinde tam bir komitacılık zihniyeti hüküm sürmekteydi. İşte bu sebeple Şükrü, Kara Kemal, Can Bolat bir araya gelince bu suikast fikrine kadar gitmişti. İşlerine yarar adamı da Sadık Lazistan mebusu Ziya Hurşit'te bulmuşlar. Onun delaletiyle bu işi becerecek Gürcü Yusuf, Laz İsmail'i tedarik etmişlerdi. Büyüklerden bazıları bu suikast işini muhakkak duymuşlardı. Bazısı bunu düpedüz bir delilik saydığı için aldırış etmemiş, bazıları da mani olmaya çalışmışlardı. Bazıları da korkudan ne kendisi işe girebilmiş ne de kimseye ihbarda bulunabilmişti. Bilhassa Maliye Nazırı Cevat Bey'in, Hafız Mehmet, Halis Turgut Beylerin bu işi bildikleri halde mani olamadıklarını ve kimseye bir şey söyleyemediklerini kabul etmek doğru olacaktır. Partinin başındaki paşalar ve beyler ise tamamen hadiseden bilhaber yaşamışlar fakat sonunda ister istemez İstiklal Mahkemesi huzuruna gelmişlerdir. Suikastin evvela Ankara'da düşünüldüğü de tahakkuk etmiştir. Miralay Arif Bey'in bu iş için köşkünde tetkikat yapılmasına müsaade ettiği de sabit olmuştur. Fakat Ankara'yı gözlerine kestiremeyen suikastçiler bir ara Bursa'ya düşünmüşler fakat nihayet İzmir'de karar kılmışlardır. İzmir'in tercih edilmesinde Mahsup Şükrü'nün rolü yüksektir. Orada jandarma zabitliği yapmış, İstiklal Savaşı'na Sarı Efe lakabıyla katılmış Edip'in bulunması Şükrü Bey'e büyük bir ümit vermiştir. İzmir'de ticaretle meşgul olan Giritli Şevki'nin de işe karışması şu noktadan dolayı münasip görülmüştü. Giritli Şevki motor sahibiydi. Suikastçileri Gaffarzade Oteli'nin önünde suçu işleyecekler, hemen dar sokaklardan kendilerini rıhtıma atacaklar, oradan da Yunan adalarına
dalgalarına kolaylıkla geçebileceklerdi. Mustafa Kemal'e ateş edeceklerin başında Ziya Hurşit, Gürcü Yusuf, Laz İsmail bulunacaktı. Çarşıdan gelen ve bu köşede tam 90 derecelik bir açı yapan dar yol, paşayı karşılamaya gelen on binlerce insanla mahşer halini alacaktı. Otomobilin hem manevra yapmaya mecbur kalacağı hem de dönmek zorunda bulunacağı burada tıpkı vaktiyle 1914'te 28 Haziran günü Avustralya Macaristan veliahtı Franz Ferdinand'a yapılan ve başarılan suikast gibi vazifeliler paşayı tam isabetle otomobilin içinde sereceklerdi. Suikast için gereken parayı eski Marif Nazırı bizzat tedarik etmiş ve 1000 liraya yakın bir meblağı ve kıymetli tabancaları Ziya Hurşit'e vermişti. Sonra da kendisi İzmir'e gelmiş, hatta Sarı Efe'de de dahil olmak üzere 10 kişilik bir heyet Karşıyaka'da bir bahçede toplanmışlardı. Ziya Hurşit Gaffarzade Oteli'ne inmişti. Bu bahçedeki içtimada Sarı Efe Edip ve Giritli Şevki Bey de bulunmuştu. Son toplantı 14 Haziran 1926'da yapılmıştı. Ajanlar o gün Gazi Hazretlerinin Bursa'dan İzmir'e hareket ettiğini, 16 Haziran'da İzmir'de olacağını bildirmişti. Haziran'ın 15. günü akşamı Giritli Şevki Bey o akşam İstanbul'da kalkan bir vapurla Sarı Efe Edip'in İzmir'den hareket ettiğini öğrenince beyninden vurulmuşa döndü. Bunda mutlaka bir iş var diyordu. Sarı Efe Edip İstanbul'a giderek hepimizi ele verecek. Zaten korkak ve vehimli bir insan olan Şevki Bey o akşam İzmir valisi Kazım Paşa'nın karşısına çıkarak bu korkunç suikasti haber vermişti. Kazım Paşa'nın ilk işi Gazi Hazretlerine bir telgraf çekerek İzmir'e gelmelerini tehir etmelerini çünkü bir suikast şebekesiyle karşı karşıya bulunduklarını bildirmek olmuştu. Sonra da o gece 15 Haziran'ı 16'ya bağlayan gece Gaffarzade Oteli'nin üst katında yatağında uyuyan ve ertesi güne ait parlak ümitlerle rüya gören Ziya Hurşit'i yatağında kıskıvrak yakalamak olmuştu. Gecenin ilerlemiş saatinde karşısında bir sürü resmi ve sivil polis gören Ziya Hurşit hakikatten şaşırmış fakat kısa bir zaman içinde her şeyi itiraf etmişti. Gürcü Yusuf, Laz İsmail tabancalarıyla yakalanmışlar, her tarafa çekilen telgraflarla Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de tefkik edilenler hayli kabarık bir liste arz etmişti. Bu listede Ermenistan Fatihi Kazım Karabekir, Ali Fuat, Refet, Cafer Tayyar, Rüştü Paşalar, Miralay Arif, Miralay Vasif, Baytar Miralay Rasim, Şükrü, Can Bolat, Halis Turgut, Hafız Mehmet, Cavit Beyler ve daha birçok kimse vardı. Yurt dışında olan Rauf Bey ile atlanan adı var, yurt içinde olduğu halde ele geçmeyen Kara Kemal ve Abdülkadir Beyler de şiddetle aranmaktaydı. Diğer bölümde Mustafa Kemal'in suikast girişimi sonrasında neler yaptığını ve İstiklal mahkemelerinde suçluların yargılanma süreçleri anlatılacaktır. Bu suikaste neler amaçlanmıştı? Hepsi ve daha fazlası 6. bölümde sizleri bekliyor. Ekrandaki videoyu tıklayarak devamını izleyebilirsiniz. Abone olarak destek olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.